Arkadaşlar bu soru tarzı çok önemli. Nasıl ki Türkiye'yi bilen bir kişi Ankara, İstanbul'u biliyorsa kombinasyonunu bilen bir kişi de bu soru tarzını bilmeli. Çünkü bu soru tarzının değişik versiyonu sınavda karşımıza gelebilir. Onun da nasıl geleceğini göstereceğim. Şimdi birinci ve ikinci dönemlerindeki derslerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Birinci dönem toplam 7 ders. ikinci dönem toplam 5 ders açılmıştır. Birinci dönem açılan derslerden 3'ü, ikinci dönem açılan derslerden 2'si aynı ders saatinde yapılmaktadır. Bu üniversitede öğrenim gören Fahri Birinci dönemden 4 ders, ikinci dönemden iki ders seçecektir. Buna göre Fahri ders seçimini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi arkadaşlar senaryoyu çiziyorum. Bak hiç acele etmiyorum. Dikkat edin. Birinci dönem kaç tane ders aynı saat, ders saatinde yapılıyor? Üç tane ders. O derslerin adı A1, A2, A3 olsun. Aynı ders saatinde yapılıyor. Burada farklı olanlar da B, C, D olsun. Toplam 7 ders. Tamam bunu sağlattım. İkinci dönemin senaryosunu çiziyorum değerli arkadaşlar. Ona dikkat edin. Orada da e, iki ders seçecek buradan. Mesela bu derslerden biri X1, diğeri X2 olsun. Çok özür diliyorum. Orada iki ders aynı ders saatinde X1 ile X2 olsun aynı ders saatinde olanlar e, toplam 5 ders seçtiği için buraya da mesela M, N, K dersleri olsun. Şimdi senaryoyu çizdim. Şimdi Fahri buradan kaç ders seçecek? Buradan 4 ders seçecek. Buradan da arkadaşlar ne yapacak? İki ders seçecek. İki ders seçecek. Şimdi arkadaşlar en önemli nokta ne biliyor musunuz? Ben bu dört dersi nasıl seçebilirim? Bu nasıl kelimesi bu konuda çok önemli. Şimdi ben buradan ya bir ders seçerim ya hiç seçmem. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ben bu dört dersten üçünü seçeyim. Şu an üç ders seçtim. Olay bitmediği için ne koyuyorum? Çarpı. Bu üç dersten de bir tane seçeyim. Üç tane dersten de bir tane seçeyim. Şu an kaç ders seçtim? Dört ders. Bu böyle olabilir ama ben bu dört dersin dördünü de alabilirim. Hepsini de seçebilir. Şimdi burada diyebilirsin ki hocam niye buradan bir tane seçiyorsun? Çünkü aynı ders saatinde ben bu A1'den bir tanesi yani A1, a 2 a ten bir tanesini seçebileceğim. Hepsini seçemem. Aynı ders saatinde aynı ders saatinde ne yapacağım? Arkadaşa imza attıracağım bir yerime? Tamam mı? O yüzden böyle yanlış şeyler de olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak? Mecburen ben bir ders seçeceğim adam gibi gideceğim dersime. Güzel. Şimdi arkadaşlar bunu söyledikten sonra bu bitti. Buradan 4 ders seçildi. Şimdi gelelim buraya. Ben bu 2 dersi nasıl seçebilirim? Bu üç dersin 2 ders seçerim. Bak oradan kaç ders seçeceğim ben? 2 dönemde 2 ders seçeceğim değil mi? Veya bakın veya dediğim için araya ne geliyor? Artı geliyor. Buradan bir ders seçerim. Buradan da bir ders seçerim. Başka da seçemem. Yani ya buradan iki ders seçerim ya da buradan bir ders ya da buradan bir ders seçerim. Niye buradan daha fazla seçemiyorum? Çünkü bu ikisi aynı ders saatinde. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir tuzak vardı. 4'ün üçlüsü 4, 3'ün birlisi 3 artı 1. Ne geldi burası? 13 geldi. Burası ne geldi? 3 geldi burası. Ee, biraz daha bakalım. 3 kere 2 6. Ne yaptı? 9 mu yaptı? Şimdi burada 13 tane durum var. Bu 13 durumun sonucu bunu etkiliyor mu? Tam. Etkilemiyor ama 13 duruma göre benim de buradan seçtiğim farklı yollar var mı? Yani şöyle düşünün. Bu kentten bu kente 13 tane yol var değil mi? Bu kentten bu kente de 9 yol var. Buradan buraya kaç farklı şekilde girebilirsin? 13 çarpı 9 diyorsun değil mi? Heh. 13 ile 9'u çarpacaksın. 117 diyeceksin. Cevap 117 olacak. Ben şimdi sana burada ne demek istiyorum biliyor musun? İşte bu soru senin karşısında böyle yol sorusu olarak gelebilir. Hikaye olarak gelebilir. Mesela der ki 3 tanesi aynı mesela bir çocuk oyuncak seçecekler. Tamam mı? 7 tane oyuncak var. Oradaki 3 tane oyuncak birbirinin aynısı der. Ama 4'ü farklı. Al sana işte aynı bir soru daha çıktı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu dediğimi çok iyi anla bak. 7 oyuncak vardır. 3'ü aynı der. 4'ü farklı der bunlardan. Bir soru. Veya bir kişi işte şeye gitmiştir. Marketi markete değil de mağazaya gitmiştir. alışveriş yapacaktır. 7 e, tane gömlek var. üç aynı renkte der. dördü farklı renkte der. Alsına bir soru. Yani o kadar türetebilirsin ki yarın bir gün gelir karşınıza da bak. Bu mantık gelir. O zaman Yektumat diye bir adam vardı. Demişti dersiniz. İnşallah. Arkadaşlar bu soruyu çözerken özellikle bir şeylere değineceğim. Bunlardan birincisi zaman zaman ÖSYM sınavda işlem yapmamızı isteyip soru da soruyor. O anki dikkat ve kondüksiyon için. Mesela bu soru onlardan bir soru. Diyor ki birden 9'a kadar numaralandırılmış toplam 9 topun bulunduğu bir torbadan rastgele 3 top aynı anda çekiliyor. Çekilen toplar üzerinde yazan rakamların çarpımının bir tam sayının karesi olmalısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar bakalım hızlı şekilde işlem yapabilecek miyiz? Olayımıza çok dikkat edelim. Yaklaşımımız çok önemli. Şimdi bunları çarptığım zaman bir tam sayının karesi olacak ya. Şimdi bu ne olsa olabilir acaba? Mesela hangi seçimler için olabilir? Mesela 2 için herhangi bir çekim yapabilir misin? 3 top 3 2 3 farklı sayının çarpımı 2 yapabilir mi? Yapamaz. Mesela şöyle kareleri alarak bir bakalım. Mesela e, ne yapalım? Atıyorum. bir, bir şeyin karesi ama birden gelmez. 4 bir sayının karesi ama bu yine buradan da gelmez. 9 o da gelmiyor. Bir tane gelen bulduk mu alacaksınız? 16 mesela. 16 için mesela buradan hangi seçimler olabilir? 1, 2, 8 olabilir. 1, 2, 8 olabilir. Başka bir seçim olabilir mi arkadaşlar? 4'ü 2 defa kullanamazsın. Rastgele 3 top aynı anda çekiliyor. Başka yok. Biz üst levele git 25 olmuyor. 36'ya bakalım. Hemen bak bir üstünde. 1, 4, 9. 1, 4, 9 olabiliyor. Peki başka 2, 3, 6 da olabiliyor. Bak dikkat et. 2, 3, 6. 2 kere 3, 6. 6 kere 6. 36. Peki başka arkadaşlar? Başka? Şöyle bakalım. 2 kere 9, 18. Olmaz. He, ee, 36 bitti. 49 zaten gelmez. 64. Belki 64 ile ilgili gelebilir diye düşünüyorum ben. E, ee, 2 çarpı 4, 8. 8 kere 8, 64. 2 çarpı 4 çarpı 8 oluyor. Peki başka olabilir mi? 2, 4, 8, 64. 64. 4 kere 8 32 olmaz. 4 kere 6 24 olmaz. 4 kere 6 24 olmaz. Tamam. Bu da bu kadar. 64'ten sonra 81 var. Peki 81 ne arkadaşlar? 9 kere 9. Bu, buradan o gelebilir mi? 3 kere 6 18 gelse bile gelmez. 81'den sonra 100 var. 100 gelebilir mi? Bakalım 100'e. 2 kere 5 10. 10 kere 10 olması lazım ki 100 olsun. 4 kere 5 20. 5 olması lazım ki 100 olsun. 8 kere 5 40. Hı -hı, gelmez. 121 gelmez. 144 bak 144 sıkıntılı bir adam. Çok sıkıntılı bir adam. Bu adam gelebilir belki. E, ee, 2 kere 8 16. 16 kere 9 144. Ben 16'ları ezbere biliyorum arkadaşlar. O yüzden bakın hızlı yaptım. 2 kere 8 16. 16 kere 9 144. Peki başka ne olabilir? Altı ee, 6 kere 24 de oluyor ama 6 kere 24 de oluyor. O zaman 3 çarpı bakın 3 çarpı eee 6 kere 24. 8, 8 çarpı 6. Tamam. 3 kere 6. 18. 8 e çarpı çarp 144. Peki başka olabilir mi? 4 kere 6. 4 kere 8. 32. 32'den gelmez. 2 ile başka 8, 16. Onu söyledim. 2'yi boş ver yaz. Tamam. 2 çarpı 8, 16. 16 kere 34 tamam 2'yi boş boşalacaktın ya Tamam başka da gelmiyor 144'ten sonra arkadaşlar 169 13 çarpı 13 olduğu için asallı olduğu için o kadar gelmez Ondan sonra 196 14 olduğu için gelmez Ondan sonra ne var 200 200 gelebilir mi 200 gelebilir mi 8 kere 5 40 40 kere 5 200 yapar ama hmm, o da gelmez 225 O da ne 15 çarpı 15 Bak 225'e bakalım bence e, 225'i 9'a bölsen ne yapıyor 9'a bölsem ne yapıyor bölemedim. 2 kere var. 18, 4, 25. 9 çarpı 25 yapıyor. Heh. Ondan da gelmez. Çünkü 25'i ben bundan elde edemem. Peki arkadaşlar şöyle biraz daha demo olarak bakayım. E, 225'ten sonra ne var? 256 var. 256 nereden gidecek? 84, 32 heh, gelmez. 256'dan sonra e, zaten sanırım daha da bakayım şöyle. 289 17'in karesi. Yani 324 18'in karesi. 18'in karesi böyle buradan gelebilir mi? 9 kere 8 72. 72 ile 6'nın çarpımı ne yapar? 72 kere 5 360. 72 ile 4'ü çarpsam 288. 70 kere 3 çarpsam 216. 72 ile 6'yı çarpsam <laughs> buradan da gelmez. bu Zaten arkadaşlar buradan sonra gelmeyeceği de görülüyor. Tabi bunu sınav anında belki daha farklı şekilde deneyebilirsiniz. Şimdi ben bunu burada size anlatıyorum diye biraz uzun denemiş gibi geliyor ama e, o aslında o kadar da uzun sürmüyor Daha önce başka arkadaşlarımla da çözdük bu soruyu Şimdi benim görebildiğim durumlar Bunlar Sağlayan 4 tane durum var Sağlayan 1, 2 Bir dakika 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tamam 6 tane durum var arkadaşlar Sağlayan 6 tane durum var Peki tüm durum ne? Tüm durum ne? 9 toptan 3 top çekiliyor 9 toptan 3 topun çekilmesi Peki arkadaşlar o zaman burası 6. 9 toptan 3 çok çekiliyor ya. 9'un 3'lü kombinasyonu. Yani elim ne yapacak? 9 toptan 3 tanesini seçecek. Peki burası ne olacak? 9, 8, 7. Burası da 3, 2, 1. Buradan hesaplarsak. 2'ye böl. 4. 9'u 3'e böl. 3. 3 kere 4, 12. 6 ile sadeleştir. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı. O zaman buradan... 1 geldi. 7 kere 2. 14 geldi. O zaman ne olacak? 1 bölü 14. Cevabımız Ankara olacak değerli arkadaşlarım. Bakın bir daha söylüyorum. Benden çekilen toplar üzerinde yazan rakamların çarpımının bir tam sayının karesi olması isteniyor. Peki bunlar ne olursa bir tam sayının karesi oluyor. Bak bir durum burada var. 2, 3, 4, 5, 6 durum var. Yani bakın şöyle bakarsak 4 durum ama burada yanında 2 tane daha var. Onlar işte eleyici olanlar onlar Mesela burada birçok arkadaşım belki elenmişti. O yüzden toplam durum sayısı 6. E, tüm durum sayısı da e, buradan buldum. Sadeleşti. Tüm durumda bu 9'un üçlüsü. Buradan sadeleştirince ne geldi? 1 bölü 14 Adana geldi. Yani olay asla basit. Yani bunlar sınavda tabii uğraştırırken işte böyle işlem yaparken hoca. Şimdi mesela bir arkadaşım da yorum yazmış. Diyor ki hocam bunlar gerçekten sınavda vakit kaybettiriyor. Evet gerçekten de öyle insanı heyecanlandırıyor. Ama güzelce dediğim gibi yakaladınız mı kaçırmazsınız. Arkadaşlar zaman zaman böyle şekilde sorularda soruluyor değil mi? Tetris gelebilir mesela. Bak çok güzel bir Tetris sorusu gelebilir. Şimdi ben mantığın önünü açacağım size. Birim karelerden oluşan aşağıdaki turuncu mavi ve yeşil renkli 3 desen yukarıdaki şekilde verilen masanın üzerinde bulunan birim karelerden oluşan zemine zeminin tamamını kaplayacak şekilde yerleştirilecektir. Bu yerleştirme işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir? Şimdi arkadaşlar burada her zaman en büyük yerleştirmek avantajlı olandır. Şu büyük yeşili ee, şöyle bir yerleştiriyorum bakın. Şöyle yerleştirdim. Hatta orayı ben bir yeşile boyayayım. Daha iyi anlayalım, anlayalım birbirimizi. Şöyle güzelce boyadım. Tamam yeşil şimdi burada. Diyorsunuz ki sınavda nasıl boyayacağım? Sınavda işte böyle siyah çizeceksin tamam mı? Şimdi ben bu ikisini nasıl yerleştirebilirim? Bu üçlüyü buraya koyabilirim. Bu dörtlüyü buraya koyabilirim. Üçlüyü buraya, dörtlüyü de buraya koyabilirim. Bir durum. Veya arkadaşlar üçlüyü böyle koyabilirim. Dörtlüyü böyle koyabilirim. İki durum. Yani bunun için iki durum var. Tamam Bunun için iki durum var. Peki yeşil böyle değil de başka nasıl olabilir? Yeşil o zaman arkadaşlar şöyle de olabilir. O zaman bunun için de iki durum var. Yeşil böyle de olabilir. Yine burada da iki durum var. Yeşil böyle de olabilir. Yine iki durum var. Yani her biri için iki durum var. Peki o zaman yeşil için dört durum var. Bunlar içinde de kaç durum var? İki durum var. Dört ile ikiyi ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım. Sekiz diyeceğim. Başka hiçbir esprisi yok. Bak o yeşili başka bir yere koyamazsın. Dikkat et. Bak ya yeşili böyle koyarsın. Ya yeşili şöyle koyarsın. Ya yeşili böyle koyarsın. Yani başka türlü koyamazsın bu yeşili. Tamam mı? Buna dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Buradan da 8 olacak. Olay bu. Başka da bir şey yok.